Ertan Belediyesi, Neriman Sami Türkdoğan Arşivi, Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin bugün toplu açılış töreni gerçekleşti. Açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yöneticileri, Gençlik Kolları, Kadın Kolları olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili üyeler, Kartal halkı toplu açılış törenine katılanlar arasında yerini aldı. Öyle mi? Sonra diyorsun ki ya iyi şeyleri yapmak için çaba harcaman lazım. Dostun, komşun, arkadaşın. Kartal Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan projelendirilen Türkdoğan ailesi ve Profesör Doktor İlten Türkdoğan'ın desteğiyle hayata geçirilen Neriman Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile olası bir afet durumunda lojistik sürecin yürütüleceği Afet Lojistik Merkezi'nin açılışı bugün yoğun katılımla gerçekleşti. Evet, videoda bazı kesitler birlikte izledik. Çok zor günler geçirdik. Kolay afetler atlatmadık. Belki deprem anındaki 6 Şubat'ı biz daha erken yaşadık burada kendi kendine yıkılan binayla, Yeşilyurt Apartmanı'yla. Ve ardından hemen bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık ve çok uzun sürdü bu süreç. Dolayısıyla bizim gündemimizde, ana projelerimizin içerisinde bir aşevi, gıda bankası ve lojistik merkez ilk planlamalarımızda aslında ikinci sıradaydı, belki üçüncü sıradaydı. Yine örnek aldığımız gıda bankacılığında sevgili Ekrem Başkanımızın Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gıda kurtarma dernekleriyle çalışabilmesi için bir dernek kurulmuştu. Biz de hemen oraya dahil olduk, üye olduk ve ortak projeleri hızlandırmak istedik. Ve akabinde yaşadığımız depremlerin sonucunda Kartal Meydan'da, çadırımızda hepinizin katkılarıyla dayanışma gösterdiğiniz o süreçlerde daha büyük lojistik merkezlere ihtiyacımız olduğunu yaşayarak gördük tekrar. Ve bu lojistik depoyu, bu lojistik merkezi de o nedenle bu afet koordinasyon merkezimizin bütününde hayata geçirmek istedik. Hem gıda lojistik deposu, hem afet noktasında çadırımızın, jeneratörümüzün, ekipmanımızın depolanacağı alan, kısacası daha önceki dönemde hayata geçmiş olan afet koordinasyon merkezimizdeki gücümüzü arttırmış olduk. Aşevi ile, Gıda Bankası ile, lojistik merkezimizde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızın büyük katkılarıyla Kartal'ımızda birçok projeye imza attık. Tabiri caizse Kartal'da yerin altını üstüne getirdik. Önce Kartal Meydan'da, Kartal Merkez'de başlayan yağmur suyu alt yapı problemlerini 20 mahallemize taşıdık. Burada 20 mahallemizin muhtarları da var aramızda. Geçmiş dönemlerden Büyükşehir Belediye marifetiyle alamadığımız yatırımları 2019, 31 Mart ve 23 Haziran sürecinden sonra biriktirmiş olduğumuz alacaklarımızın altyapıda hepsini almaya gayret gösteriyoruz. Ben Kartal halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yerin altına yapılan yatırım bittikten sonra görünmez. Tabirimi mazur görün. Bazen nankördür bu yerin altında kaldığı için. Ama bunları hatırlatmak gerekiyor. Hatırlamak gerekiyor. Kartal'ın meydanında, merkezindeki sel görüntüleri, sel manzaralarını artık yaşamıyoruz. Ve İSKİ ile Büyükşehir'le protokol imzaladıktan sonra yaklaşık 7 yıllık bir yatırım süreci devam edecek. Şu an 2024 yılındayız. Önümüzdeki dönemde de 2025, 2026, 2027'ye kadar yatırımlar Büyükşehir, İSKİ ve Kartal'ın işbirliğinde devam etmiş olacak. Sadece altyapımı, birçok hizmetimizi, birçok meydanı, birçok yeşil alanı, birçok karanlık alanı beraber aydınlatmış olduk. Hizmetlerimiz büyüyerek devam edecek. Yine altyapıdan üst yapıya vermiş olduğu katkıların dışında devam eden projeleri çok hızlı bitirmiş olduk Büyükşehir marifetiyle. Kendi yaptığımız iş ve işlemler var ama ben bugün misafirimiz burada, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu yaptığı bütün hizmetler ve yatırımlar için kendisine bir daha Kartal halkı adına teşekkür ediyorum. Kartal'da da İstanbul'da da daha yapacak çok işimiz var diyorum.
enerjimiz, birliğimiz, gençliğimiz ve sizler her zaman yanımızda olun istiyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Güzel bir ortamda çok hayırlı bir iş için buradayız. Bu hayırlı işin açılışı gerçekten Kartal'ımıza ve İstanbul'umuza önemli bir hizmettir. Ben bu hizmetin inşallah özellikle afet tarafı hiç başımıza gelmez ama geldiğinde bizim için kurtarıcı, öncü ve önemli alanlardan birisi olacaktır. O bakımdan değerli buluyorum. Elbette aşevi keza aynı. Bu kapsamda bu güzel alanların oluşumuna destek sunan Türk Doğan ailesine ben de yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tabii başından beri özenli bir gayretle süreci takip etmeleri çok kıymetli. Neriman Hanım'ın şahsında bütün aileye sevgilerimizi, saygılarımızı iletirken Sami Bey'i de rahmetle anıyoruz. Emeklerine, yüreklerine ve düşüncelerine sağlık. Özenli bir 5 yılı geride bırakmak üzereyiz. Bu özenli 5 yılın elbette yüksek motivasyonları var. Bu motivasyonun en başındaki husus bu kentin 16 milyon insanı. Tabii yol arkadaşlarınız da öyle, motivasyonunuzu yükseltiyor ve bu noktada ilçe belediye başkanlarımızın da özel konumları var. Gökhan Başkanımız da o yol arkadaşlarımızdan birisi. 2-3 gün önce milletin huzurunda bunu söylüyor, tepki alınca sözü çevirip CHP'ye getiriyor. Millet bunu yemez. Millet bunu yemez. Bakın önemli bir şey var. Sözümü bitireyim. Ondan sonra Ordu'da bu sabah buraya notunu aldım ki eksiksiz okuyayım diye. Yine gerçek huylu huyundan vazgeçmez. Gerçek duygularını ifade ediyor. Bakın ne diyor? Diyor ki tam bir açık etti tarzını. Diyor ki önce siyasetin namusu var diyor. Bak. Ardından da namus anlayışını şöyle anlatıyor. Ben dedi cumhurbaşkanıyım. O ben değil bu arada. Ben dedi cumhurbaşkanıyım. Hükümet bende. Benim adayımı seçerseniz ordunun kılına zarar gelmez. Doğal gaz gelsin istiyorsan benim adayıma oy vereceksin dedi. Ya şimdi bak kıymetli milletimize ben bir uyarıda bulunmakta kendimi borçlu hissediyorum. 31 Mart'ta seçim var. Seçime gidiyoruz bakın seçime. Seçime giderken bile milletini tehdit ederek oy isteyenden seçimden sonra Allah korusun. Bak bu milleti Allah korusun. 31 Mart'tan sonra neler yapar neler. Onun için milletimize buradan sesleniyorum. Sandığa giderken bu sözleri aklınızdan sakın çıkartmayın. Bugün sizi tehdit eden oyu alınca neler yapar neler. Seçime kadar inşallah çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. O bu şu demeden çalışacağız. 16 milyon insanımız için çalışacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Herkese birbirimizi anlatacağız. Ben Kartal Belediye Başkanı'nı anlatacağım. O beni anlatacak. Ya da Pendik Belediye Başkan adayımızı anlatacak. Hep birlikte birbirimizi anlatıp iyi insanlar, terbiyeli, ahlaklı, adaletli insanlar görevlerine devam edecek ve her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Nice güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.